Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi kapsamında yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi devam ediyor. Kurulan seçim merkezleri önünde ikinci günde de uzun kuyruklar oluştu. Almanya'da seçim heyecanı ikinci gününde de devam etti. Seçmenler oylarını kullanmak için erken saatlerde seçim merkezlerinin önünde kuyruk oluşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de oy verme işlemi ikinci gününde devam etti. Lefkoşa ve Gazimağusa’da 23 sandık kuruldu. Sabah 9'da başlayan oy verme işlemi akşam 21'de sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 142 bin seçmen bulunuyor. Fransa, Avusturya, Danimarka ve Lüksemburg'daki seçmenler de oy verme işlemlerinin ikinci gününde sandığa gitti. Bu ülkelerdeki seçmenler 9 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. ABD'deki seçmenler de bugünden itibaren sandığa gidecek. ABD'nin yanı sıra Avustralya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Kanada, Norveç, Rusya ve Yunanistan'daki seçmenler de gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerinde oylarını kullanabilecek. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3.5 milyon seçmen bulunuyor. <laughs>